Odak noktasından herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Evet, bugün liderler yeniden bir araya geldi. Yaklaşık 4 saat süren bir görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na dönüşünde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı açıklamalarda bulundu. Tabii ki en çok merak edilen konulardan, sorulardan bir tanesi malumunuz Rum tarafının 3. tur doğalgaz ihalesini sonuçlandırmış olması. Bu durumun muhtemel bir tehlike olabileceği, yeni bir krize yol açabileceği noktasında uyarılar vardı. Bu konu bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya soruldu. Zira Sayın Akıncı yine aylardır yaptığı açıklamalarda 2017'nin risklerinden bahsederken Ocak ayında sonuçlandırılması beklenen 3. tur ihale ile ilgili uyarılarını tekrarlıyordu. Ancak dün itibariyle öğrendiğimiz ve aktardığımız kadarıyla 3. tur ruhsatlandırma ihalesi sonuçlandırıldı beklenenden tam da bir ay önce. Peki bu ne anlama geliyordu? Acaba bu bir yeni krizi doğurabilir miydi? Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya bugün bu da soruldu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olabildiğince yuvarlak bir açıklamayla detaylara girmeden bu konunun toplantıda görüşülüp görüşülmediği noktasına değinmeden bir değerlendirmede bulundu ve yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Akıncı'nın bir kazı çalışması beklemediğini, aksi durumda bunun Cenevre Konferansı'na zarar verebileceği işaretini verdi üstü kapalı olarak. 2014'teki Barbaros krizini anımsatarak böyle bir krizin sürece zarar vermemesini temenni etti ve başka da bir şey söylemedi Cumhurbaşkanı Akıncı. Bundan sonra atılacak olan adımları merakla bekliyoruz. Ancak buna Türkiye'nin bir tepkisi olur mu? Zira ruhsatlandırılan ihalelerin bulunduğu bölgeler Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgeleriyle çakışıyor. Yani Türkiye'nin ilan etmiş olduğu münhasır ekonomik bölgeler içerisindeki alanlarda Rum tarafı yine Türk tarafına da danışmadan, sormadan Türkiye'yle de tabii ki durum ortada. Burada bir ihaleye çıkmış ve bu ihaleyi sonuçlandırmış, kazanan firmaları da ilan etmiş bulunuyor. Peki Türkiye bunun karşısında ne yapacak? Çok iyi hatırlıyoruz ki bundan birkaç ay önce Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmiş. Bu duruma Türkiye'nin herhangi bir şekilde müdahale edebileceğini, kayıtsız kalmayacağını söylemişti. Peki ne olacak? Cenevre sürecini bu süreç etkiler mi? Merak ediyoruz. Süreci yakından takip ediyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sadece temenniden öte geçmeyen bir açıklaması oldu. Bir başka hatırlatma yapalım. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nden yaklaşık 10 milletvekili temaslarda bulundular. Kapı kapı dolaştılar adiyane tabiriyle ve müzakere süreciyle ilgili, gelinen noktayla ilgili bilgi topladılar, görüşleri dinlediler ve Türkiye dönüşlerinde yarından itibaren bir açıklama yapmaları bekleniyor değerlendirmelerinin ardından. Yarın yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir heyet gelecek. Yine çeşitli temaslarda bulunacak Cumhuriyet Halk Partisi heyeti. Yani Türkiye'de muhalefet kanadı da iktidarla birlikte Kıbrıs müzakerelerine yoğunlaşmış durumda. Oldukça yoğun bir gündemin içerisinden fırsat bulabildikleri sürece. Bugün yine aslında çok önemli bir konuyu işleyeceğiz. Nedir efendim bu konu? Malum 21 Aralık deyince o tarihin kanlı sayfalarını hatırlıyoruz. 53 yıl önce yaşananları. Bizler o dönemlere yetişmedik, bilmiyoruz ama o yaşananları yaşayanlardan, canlı tanıklarından ve tarih sayfalarından o dönemin gazete sayfalarından okuyup, anlayıp değerlendirebiliyoruz ve hala bunun anlaşılması ve o dönemin yaşatılması noktasında, o bilincin yaşatılması noktasında mücadele vermeye çalışıyoruz. Efendim bugünkü program konuğumuz Kıbrıs Türk Mukavvet Teşkilatı Mücahitler Derneği Başkanı Sayın Yılmaz Bora. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Sağ olun, iyiyiz, çok şükür. Sanırım Ümit Özdağ ve beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi heyeti sizinle de bu programdan önce hemen görüştü. Evet. Temaslarda bulundu. Türkiye'den de heyetler geliyor. Zaman zaman sizlerle görüş alışverişinde bulunmaya çalışıyorlar. Bir yanda müzakere süreci devam ediyor. Bir yanda bölgede yaşananları hepimiz çok iyi görüyoruz. Ama bundan 53 yıl önce yaşanan acıları da unutmuş değiliz. Unutmaya da izin verecek değiliz tabii ki. Sizin de bu konuyla ilgili tabii ki yapmış olduğunuz açıklamalar, bu konunun üzerine yürütmüş olduğunuz çalışmaları da biliyoruz efendim. Aslında biraz 53 yıl önceye geri gitmek ve bugünü konuşmak için önce tarihi iyi bilme noktasında sizlere danışmak isteriz efendim. 53 yıl önce ne oldu? 60 anlaşmasının üzerinden geçen 3 yılın ardından kanlı Noel olarak tarihin sayfalarına ne yazık ki karanlık sayfalarına düşen, not olarak düştüğümüz o günlerde neler yaşandı? Kıbrıs Türk halkı neden bu duruma düştü? Ne dersiniz? Şimdi Mert Bey, Kıbrıs Türk halkı başından beri, yani
kendi konumunda varlığını sürdürdüğü, varlığını başlattığı bu adada barış, huzur ve güven içinde yaşamaktan öte hiçbir aşamada bunun dışında herhangi bir davranışı, herhangi bir düşüncesi, herhangi bir eylemi olmamıştır. Yani Kıbrıs Türk halkı barışçı bir halktır. Gerçekten bugün barış, barış, barış diyenler ama bunu Rum tarafına söylesinler. Yani Kıbrıs Türk halkı barışın simgesidir bize göre. Neden? Çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Kıbrıs Türk halkı büyük bir coşku, büyük bir saygıyla, geleceğe umutla bakarak karşılarken Rum tarafı bunu bu şekilde karşılamadı. Yani işte bizi zorladılar, bize empoze ettiler, biz işte kabul edecek değildik şeklinde. Ve o şartlarda bu cumhuriyet meydana geldi. Peki ama bu cumhuriyetin yaşayabilmesi için federal bir cumhuriyetti bu. Yani evet. Böyle bir cumhuriyette iki ayrı egemen halk, eşit siyasi eşitliğe dayalı iki halk birbirine saygı duyarsa, birbirine güven duyarsa mesele değildir. Yani ortaya çıkabilecek sorunları da buna dayanarak, saygıya ve güvene dayanarak bu sorunların aşılması mümkün. Ama bu böyle olmadı Mert Bey. Neden böyle olmadı? Çünkü karşı taraf maalesef Kıbrıs'da Rumlarla temas halinde olduğumuz tarihlerden günümüze kadar hep Türk'ü aşağılamayı tercih etti. Hep Türk'e karşı kin ve nefret besledi bu insanlar. Halbuki Türk insanında böyle bir şey yoktur. Yani bugün geldiğimiz bugünkü yaşamaya bakıldığında güneye geçen Türklerin maruz kaldıkları muamelelere bir bakın. Zaman zaman basında gördüklerimiz ve duyduklarımız tabii. Kuzeye geçen herhangi bir Rum'a, herhangi bir müdahale, herhangi bir kelime dahi, olumsuz bir kelime dahi söylenmemiştir. Evet. Bu da neyi gösteriyor? Kıbrıs Türk halkının ne kadar alicenap bir halk olduğunu, ne kadar medeni bir halk olduğunu, karşı tarafa saygı duyduğunu ama karşı taraftan bize aynı şey gelmiyor, aynı cevap gelmiyor, aynı mukabele gelmiyor. Yani insanlar arası münasebetlerde daima karşılıklılık esastır. Yani sen beni sayarsan ben de seni sayacağım. Sen bana güvenirsen ben de sana güveneceğim. Karşılıklıdır her şey. Tek taraflı hiçbir şey olmaz. Toplumlar arasında da, uluslar arasında bu münasebetler değişmez. Aynı ilkelere dayanır. Şimdi Kıbrıs Cumhuriyeti yaşamadı. Neden yaşamadı? Çünkü Rum tatmin olmadı. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni seçilmiş Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Makarios, biz dedi bu cumhuriyeti en ötesi basamak olarak kabul ettik. Bir konuşmasında şöyle seslendi. Yani EOKA kahramanlarının görevleri henüz tamamlanmamıştır. Türk'ün bir kanadı olan, Türklüğün bir kanadı olan Kıbrıs Türk halkı adadan kovulmadıkça bu görev tamamlanmayacak. İyi yani şimdi Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkan ifadeler bunlar. Böyle o zaman kendiliğinden değil, bir cumhurbaşkanı bunu söylerken herhalde kitleye de hitap eder. İnsanına da hitap eder, gençliğe de hitap eder. Düşünce bu, altyapıda yerleşen ana ilke ve düşünce buna dayanmaktadır. Böylesine bir ortamda Kıbrıs Türk halkı ne yapacaktı, ne yapabilirdi? Ve karşımızda 21 Aralık 1963, 53 yıl önce bir saldırıya maruz kaldık. Şöyle diyorlar, 21 Aralık 1963 olayları, kanlı oy. Hayır, olaylar değildir bu. 21 Aralık 1963'te önceden hazırlanmış Akdeniz Planı'nın Kıbrıs Türk halkını imha etmek için uygulamaya konan bir tarihtir. Planlı saldırılardır. Efendim? Olay değildir. Planlı saldırılardır. Evet, planlı ve bu belgelere dayanmaktadır. Yani biz bunu, bu Akdeniz Planı'nı ben söylemiyorum. Siz söylemiyorsunuz, Türk basını söylemiyor. Rum basınında yaptıkları açıklamalar bugün belge halinde elimizdedir bunlar. Ha, dolayısıyla yani bundan şey yapılamıyor, kaçınamıyor. Anayasayı değiştirme hamlesi yaptı Makarios. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasasını değiştirmeye çalıştı. 13 maddede Kıbrıs Türk halkına tanınan hakları ortadan kaldırmaya çalıştı. Baktı ki normal yollardan bu olmayacak.
Olmayınca zaten hazırlıkları da dikkat ederseniz zaten 1960 Cumhuriyeti'ne nasıl geldik? 1954'te Kıbrıs meselesini Birleşmiş Milletler'e götürür Yunanistan ve ilhak kararı almak için. Oradan reddediliyor. Peki reddedilince ne oldu? İşte 1 Nisan 1955'te EOKA sahneye çıkıyor. Yani planlı programlı. Evet. Ve EOKA mücadeleye giriyor. İlk hedefimiz İngilizler. Ondan sonra zaten Türkler bizim için önemli değildir diye düşündüler. Bizi ikinci safhaya bıraktılar ve 21 Aralık 1963'te başladı. Düşünün siz Lefkoşa'ya çullandılar. Lefkoşa düştüğü takdirde Lefkoşa'da ne var? Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayı var. Ne var? Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği var. Başka ne var? Efendim Türk toplumunun ileri gelenleri var başkentte. Evet. Eğer bu başkent düşerse zaten Kıbrıs Türk halkının dayanma gücü kalmayacak. Moralma zaten yıkılacak. Ama beklemedikleri bir dirençle karşı karşıya kaldılar. Giremediler Lefkoşa'ya. Evet, Kumsal'a saldırdılar. Kaymaklı'ya saldırdılar. Lefkoşa'ya çullandılar. Giremediler. Kaymaklı'ya saldırdılar. Kaymaklı, hani düşünün siz oradaki halk mecbur oldu. Tahliye edildi, Hamitköy tepelerine çekildi. Başka bir husus, burada Kaymaklı'da düşünün bir yatala koca ve spastik bir genç öldürülüyor. Yani hiçbir kimseye bir zararı olmayan insanlar, yatalak bir hoca bile kurşunlanıp öldürülüyor. Kumsal'da keza banyo küveti içerisinde dünyayı sarsan bu önemli vahşet olayı bir anneyle üç masum yavrusunu öldürebiliyor. Neden? Onlar ilk böyle düşünmüş. Yani bizim karşımızda Türk olsun önemli değildir. Yaşı, başı, kız, kadın, erkek, masum hiç temizlemektir onların hedefleri. Dolayısıyla topyekün bir imha hareketine geçtiler. Tabii bu 25 Aralık 1963 jetler uçuyor Lefkoşa'nın. Biz o zaman cephedeydik. Lefkoşa'nın üzerinde uçunca uçaklar Makaryos soluğu İngiliz Yüksek Komiserinin kapısında. Aman işte şöyle girin araya bize yardımcı olun. Nedir bu jetler? Paniğe kapıldı. Ondan sonra tabii bu geçici bir olay olduğu için Rum bunu bertaraf ediyor. Ondan sonra saldırılarını başka köy ve kasabalara yöneltiyor. Düşünün siz 23 Aralık'ta İskele'ye, 22 Aralık Türkeli Ayvasıl köyünde insanlar diri diri mezarlara gömüldü Mert Bey. Ondan sonra olaylar devam etti. 64'e girdiğimizde 23 Nisan hatırlıyorum ben. 23 Nisan 1964 Kurban Bayramı. Hem çocuk bayramımız biliyorsunuz hem Kurban Bayramı'na tesadüf etti 1964 yılında. Bir 6-7 yaşlarında bir çocuk yeşil hat boyunca oynarken başından kurşunlar boşaltıldı. Hani Rum tarafından atılan ateşten o çocuğun beyni saçıldı ortalığa. O resim hala daha hiç gözümün önünden geçmiyor. Yani düşünebilir misiniz? Ve tabii bu 23 Nisan arkasından neler oldu? Efendim Beşparmak Dağları'na saldırıldı. Beşparmak Dağları'na. Neden saldırıldı Beşparmak Dağları'na? O zaman Birleşmiş Milletler askeri gelmişti Kıbrıs'a ve Birleşmiş Milletler askeri her tarafı dolaşıyor, tetkik ediyor, görüyor nerede savunma noktalarımız var, nerede gücümüz var, nerede yok. Ve hatırlarım ben o zaman biz çok itiraz ettik. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne Beşparmak Dağları'ndaki şeyi gezmesine müsaade etmememiz gerektiğine, ona karşı çıkmamız lazım gelir. Ama şöyle oldu, böyle oldu, işte bir yolunu buldu Birleşmiş Milletler askeri, girdi oraya, tespit etti ve bir gece saldırdılar Beşparmak Dağları'na. Gördüler, fazla bir gücümüz yoktu orada bizim. Orada bulunan mücahit kardeşlerimiz ellerinden geldiği kadar boğazı savunmaya çalıştılar. Başka çareleri yoktu ellerinde. O ne olsun hiç olmasa koruyabildiler. Şimdi ondan sonra devreye neler girdi? Yani bakmak lazım olaylara. Türkiye neyi bekledi ya da nasıl Türkiye ile istişare kuruldu? Türkiye Şimdi tabii Türkiye 63 olaylarından bahsediyoruz. Şimdi tabii Türkiye
İnönü, o zaman Başbakan İnönü müdahale edeceğini şey yaptı. Ültimatum verdi. Birleşmiş Milletler'e, ABD'ye ültimatum yaldı ve Rum tarafına ültimatum verdi ve dedi ki eğer siz bu katliamları durdurmazsanız ben müdahale edeceğim. Ve zorladı. Birleşmiş Milletler askeri gönderildi Kıbrıs'a Mert Bey. O Birleşmiş Milletler askeri Kıbrıs'ta barışı korumakla görevlendirildi. Biz yani o zaman hatırlıyorum ben bir karamsarlığa kapıldık. Yani ne bilmem iş, bir iş güdüğünden kaynaklanan. Beklendi Türk askeriydi değil mi? Önce Birleşmiş Milletler askeriyle güvenebileceğiniz Türk askeriydi değil mi? Beklendi. Elbette tabii. Yani elbette o yüzden tabii. De bir hayal kırıklığıydı. Bu evet. Mukayese kaldırmaz. Evet. Birleşmiş Milletler askeri gelince oraya biz zaten bu karamsarlığa kapıldık ve haklı da çıktık. 11 yıl Birleşmiş Milletler barış gücü adada sadece olayları not etmekten öteye gitmedi. Seyretmekten. Ha, hatta zaman zaman Rum tarafını ya da Rum saldırılarını korumaktan ya da üstünü kapatmaktan öteye geçemedi. Çok doğru. Başka ne yaptı? Birçok kez cepheye gelerek bizim yani mücahit komutanların karşısına çıkarak şunu yapmazsanız bunu yapmazsanız biz bu akşam aradan çekileceğiz. 10 bin Yunan askeri Lefkoşa'ya girerek sizi kesecek. Haberiniz olsun. Bu tip temaslar, bu tip olaylar, bu tip söylemler 11 yıl devam etti Mert Bey. Bu müthiş bir soğuk savaştır bu. Yani barışı korumakla görevli olan bir birlik, bir güç gelip de temsilcisi size diyor ki bunu yapmazsanız aradan biz çekileceğiz. Zaten sizi korumaya geldik, çekileceğiz aradan ve 10 bin tane Yunan askeri gelip sizi kesecek, bitirecek. Ve 11 yıl bu mücahit, bu Kıbrıs Türk halkı direndi. 67 Geçitkale Boğaziçi olaylarına gelelim. Boğaziçi ve Geçitkale olaylarında orada saldırdı 10 bin Yunan askeri Gribaz'ın başkanlığında. Girdiler köyün içerisine. Mücahitler kendilerini savunabildikleri kadar savundular. Ondan sonra çekildiler. Orada 76-77 yaşında bir dedenin üzerine gaz yağı dökerek yaktılar. Şimdi savaşla ne alakası vardır bunun? Sen savaşmak istiyorsan tamam savaşa karşılıklı silahlı bir güç bulursan ki bu savaşma da değil yani. Bu savaş değildir. Bu savaş da değil. Bir taraf saldırırken bir taraf savunmaya çalışıyor. Evet maalesef Kıbrıs Türk halkı hiçbir Rum semtine veya köyüne veya mahallesine yaptığı bir saldırı yoktur. Araştırsınlar baksın öyle bir şey var mı? Kıbrıs Türk halkı yalnız kendini savunmanın ötesinde başka bir şey yapmamıştır. Kendini savundu, başka ne yapabilirdi? Zaten gücü ve imkanları herhangi bir saldırıya geçmeye fırsatı yaratmıyordu. 1967'de Türkiye kararlı bir şekilde ortaya çıktı ve ben müdahale edeceğim dedi. Ve bu, gemileri biz gördük, Beşparmak Dağları'na gittik, gemiler açıldı, geliyor. Hemen Birleşmiş Milletler barış gücü geceleyin geldi, biz aradan çekiliyoruz çünkü Türkiye artık müdahalede kararlıdır ve geliyor Türkiye. Araya o zaman Amerika girdi. Arabulucusu Cyrus Vance'ı yolladı. Atina, Ankara, Lefkoşa arasında ve bir mutabakat sağlandı. Neydi bu mutabakat? Dendi ki Türkiye'ye, garantör ülkeye tamam sen müdahale etmekle ne istiyorsun? Neyi sağlamak? Şunu. Hepsini kabul ettirdiler. Serbest dolaşım. Efendim bütün şeyler, esirler verilecek. Öldürülen insanlar iade edilecek. Tazminatlar ödenecek. Bunlar masa başında kabul edildi. Ama uygulandı mı? Uygulanmadı. 63'e geri dönme, 63 rejimine geri dönme noktasında mı? Türkiye'nin de ayrı bir talebi olmuştu. Tabii. Türkiye anayasal düzenin korunması için elinden geleni yaptı. Evet. 11 yıl Türkiye, şimdi geleceğiz zaten bugünkü gaz olaylarına, deniz kaynaklarındaki enerji kaynaklarına geleceğiz. Türkiye uyardı 11 yıl. Dinlemediler. Araya Cyrus Vance girdi. Müdahaleden vazgeçti. 64'te meşhur Johnson'un mektubu var İnönü'ye. Evet, müdahale ederseniz şöyle olur, böyle olur. Bütün bunlar Rum'a cesaret verdi. İki kez, üç kez engellediler Türkiye'nin. Evet, tabii efendim. Evet. Dolayısıyla 67 krizinden sonra artık yollar açıldı. Barikatlar kaldırıldı. 68'de de görüşmeler başladı. Görüşmelerde masada bütün taktik neydi? Zaman içerisinde bu şartlara Kıbrıs Türk halkı dayanamayacak. Dayanamadıktan sonra teslim olacak. Öyle bir şey olmadı. Aynı süreç bugüne devam ediyor. Bugün değişik. Evet. Bugün
çok daha değişik bir şekilde. Bugün silahın ucundaki mermiyle değil de kalemin ucundaki mürekkeple aynı savaş yürütüyor. Çok doğru. Ha. Evet. Bugün maalesef kalemle, propagandayla, soğuk savaşla ve yanlış bir algı yaratmak suretiyle öyle bir yanlış algı bize en zayıf yerimizden vuruyorlar. Evet, maalesef. Evet. Bu yanlış algı işte devletimizden vazgeçersek ve Rumlar anlaşırsak çok mesut olacağız, müreffeh bir halk olacağız. Böyle inandırılmaya çalışılıyor halk. İnşallah halkımız buna kanmayacak, inanmayacak. 11 yıl bu ikazları dikkate almadı. 15 Temmuz'da bu işi bitirmeye karar verdi. Ama neden, nasıl oldu bu? Junta ile Makarios ihtilafa düştü. Makarios zamana oynardı. Junta hayır diyor. Bir an evvel biz bu işi bitireceğiz. İşi bitireceğiz. İlk hakkı sağlayacağız. Dolayısıyla 15 Temmuz'da darbe yaptılar Makarios'a. Bu darbe de ondan sonra 19 Temmuz'da kurtuldu şey Makarios Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşma yaptı. Ne olur müdahale edin, ülkem Yunan işgali altındadır. Yunan ordusunun tankları Lefkoşa'nı şehirlerde gezmektedir. İnsanlarımız katledilmektedir. Yalvarıyorum size, ülkeme müdahale edin, yardımcı olun. Ve bu tehlike Türklere de yönelecektir. Bu müdahale yapılmazsa bu tehlike karşısında Türkler de olacaktır. Ben şimdi 15 Temmuz'da bu harekat yapıldı. 19 Temmuz'da Makarios konuştu Güvenlik Konseyi'nde. Evet. Türkiye 15, 16, 17, 18, 19, 5 gün bekledi, istişareye önem verdi. İngiltere ile istişare etti, garantör ülke. Yunanistan'la istişare etti. Londra'ya gitti. Evet, Londra'ya kadar yaptı. Gitti Ecevit, nur içinde yatsın. Karşılığını görmedi Mert Bey. Dolayısıyla döndü Türkiye, biliyor bir savaşın kazanılsa dahi büyük bedelleri vardır, kolay değildir. Zoraki bir şekilde çıktı Girne'ye. Gelin diyor, bakın ben çıktım buraya Girne'ye. Gelin anlaşalım, anayasal düzeni yeniden tesis edelim. Karşı taraf beş parmak dallarından silahla, ateşle cevap verdi. Ne yapacaktı Türkiye? Ne yapacaktı yani? Dolayısıyla harekatını geliştirdi. Beş parmak dalları açtı. Lefkoşa ile belirli bir bölgede gereken irtibatı sağladı. Ve ondan sonra anlaşma istedi. 30 Temmuz 1974'te birinci Cenevre Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre taraflar bulundukları yerde kalacaklar. Karma köyler Birleşmiş Milletler'e teslim edilecek ve bir takım şeyler ve bir önemli husus daha var. 30 Temmuz 1974 Cenevre Anlaşması'nda Kıbrıs'ta iki ayrı otonom idarenin varlığı kabul edildi. Kıbrıs'ta İki ayrı otonom idarenin varlığı kabul edildi. Mert Bey, evet. Bu çok bugünkü harita. Evet ve geriye dönüş daha olmayacak. Ha, Rum tabii ve Yunanistan zamana oynamaya, Kıbrıs'a asker çıkarmaya yeltendiler ama bu oyuna gelmedi Türkiye. Ve 14 Ağustos'da ikinci barış harekatını yapmak zorunda kaldı. Yaptı ve çok şükür bu hattı çizdi ve arkasına 1975'te toplu bu savaşın sonunda Yunanistan'ın sebep olduğu bu savaşın sonunda toplu göç anlaşması imzalandı. Türkler kuzeyde, Rumlar da güneyde iskan edildi. Bu boşuna yapılmış bir anlaşma değildir. 1975 bugün 2016. Aradan 41 yıl geçti. 77 akabinde 77, 79 Doruk anlaşmaları yapıldı. Bu anlaşmalarda da iki bölgelilik teyit edildi. Bu ama şimdi bunları söylüyorum, vurguluyorum da bunlar anlaşmadır. Birleşmiş Milletler nezaretinde yapılmış ilgili taraflar arasında Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Rum halkı, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında yapılmış bir anlaşmadır bu. Peki sonra ne oldu? Bu anlaşmalar gereği bir takım uygulamalar olacak, bir takım şeyler yapılacak. Sınırlar nasıl belirlenecek? Yine o anlaşmalarda vardır. Diyor ki bölgelerin ekonomik verimliliği ve savunma ihtiyaçları dikkate alınarak sınırlar belirlenecek. Bugün sürdürülen görüşmelerde bu ilkeler, bu prensipler,
Bu masada var olan bu anlaşmalar dikkate alınıyor mu? Alınmıyor. Evet. Nedir? Bütün bugün meselenin getirildiği nokta Rumların kuzeydeki özel mülkiyet hakları. Rumların kuzeydeki özel mülkiyet hakları Türklerin, Kıbrıs Türk halkının yaşama hakkından çok daha önemli. Mümkün mü bu Mert Bey? İnsan yaşamıdır önemli olan ilk önce. İnsanların maddi ihtiyaçları değil, ilk önce insanların yaşama haklarıdır. Çok fazla uzlaşıcı olmak bazen işe yaramıyor. 74'ten önce de işte 67'de öncesinde Türkiye'nin telkinleri, anayasal düzeni korumaya çalışması vesaire. Bakıyorsunuz ki bu dünya çok aslında müzakereden, uzlaşıdan anlamıyor. Bu dünyada daha doğrusu düzen ne yazık ki böyle işlemiyor. Düzen güçlünün sözünü geçirebildiği, hükümranlığını sürdürebildiği şekilde işliyor. Bakın şekil A1 hemen yanı başımızda Suriye'de neler oluyor. Vekalet savaşları sırasında eğer Rusya gibi bir faktör olmasaydı bugün Irak'ta yaptığını Suriye'de de yapacak olan bir Birleşik Devletler vardı. Diğer bu Rusya'yı savunma anlamında bunu söylemiyorum ama güçlü olan bir şekilde gücünü ve istediğini yaptırıyor. Rusya'nın Gürcistan'da ilhak ettiği bölgeler, Kırım ve Ukrayna'daki ilhakları, işgalleri de ortada. Ve bugün dünya bir araya gelip ne yazık ki bu konularla ilgili bir yaptırıcı bir karar üretemiyor ya da almış olduğu kararları herhangi bir tesirini göremiyoruz. En yakın örneğimiz Birleşmiş Milletler'in ikiye böldüğü Filistin topraklarında Filistinlilerin bugüne düşmüş olduğu durum. Tabii. Kıbrıs'a da çok benzer yakın bir durum ama bugün İsrail'e kınama mesajlarından, işte İsrail'in yapmış olduğu terör olaylarından soykırıma yönelik olarak yapılan birkaç protesto, birkaç karar metninin dışında hiçbir yaptırımı yok. Bugün yok. İsrail tanınan bir ülke mi? Evet. Ne yazık ki Türkiye tarafından da tanınan bir ülke. Evet. Dolayısıyla İsrail güçlü mü? Evet, hem de çok güçlü. Amerika Birleşik Devletleri'nin senatosunu doğrudan yönetebilecek şekilde büyük bir güce, ekonomik bir güce çok sahip. Doğru, dünya ekonomisinin %60'ını yönetebilecek potansiyele sahip bir millet. Dolayısıyla kimse bugün İsrail'e ses çıkartamıyor. O kadar çok Arap toplumunun içerisinde de İsrail istediği gibi bütün politikalarını yürütebiliyor. Şuraya getirmek istiyorum. Yani buyurun. Güçlü olmak müzakereden çok daha önemli. Güçlüyseniz sözünüzü bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Biz hep uzlaşıyı denedik. Evet, uzlaşma kültürü güzeldir, doğru olandır. Medeniyetin aslında en önemli ölçüsüdür, göstergesidir ama karşı tarafımız, muhataplarımız, dünya, batı tamamıyla Kıbrıs Türk'ün karşısında. Bir tek Kıbrıs Türk'ü ve Türkiye ana vatan var. Geriye kalan dünyadan bir adalet bekleyemiyoruz. Buna İslam işbirliği ülkeleri dahil olmak üzere, Türkiye Cumhuriyetler olmak üzere ne yazık ki böyle bir durum var. Hal böyleyken yeniden müzakere sürecilerine dönecek olursak müzakereler devam ediyor. Bu biz bir yere bir anlaşmaya götürmek durumunda ama işin ucunda artık anlaşmazlıkta bir anlaşma durumu da var. Yani biz bu kez de eğer bir anlaşmazlıkla masadan kalkarsak ya da masa bertaraf olur ya da referandumdan iki evet çıkmazsa sonuçta artık bir daha masada oturmak herhalde büyük bir zul olur bizler için. Sizce bundan sonrası için neler öngörüyorsunuz? 12 Ocak'tan sonra nasıl bir karar çıkar? Evet Mert Bey, anlam planında bu iş noktalanmıştı aslında. Neden? Evet. Çünkü büyük çabalar harcandı. Büyük sözler, büyük vaatler yapıldı. Şöyle olacak, böyle olacak. Evet diyen taraf ödüllendirilecek, hayır diyen taraf cezalandırılacaktı. Oldu mu? Olmadı. Bu çok önemli bir husus. Ondan sonra Türk tarafı evet dedi diye Türk tarafı maalesef aleyhine siz evet demekle devletinizden vazgeçtiğiniz şeklinde bir şey yorum yapıldı. Evet. Bu doğru değildir. Anlam planı kendi içinde ihtiva ettiği bir maddeye göre anlam planına bir tarafın hayır demesi bu planı tamamen ortadan kaldırır. Evet. Böyle olmasına rağmen mütemadiyen biz anlam planına evet dedik diye ama anlam planında kabul edildi diye orada bütün özellikler, bütün içerdiği maddelere evet dedik, öyle sayılıyor. Ve Rum'a daha fazla taviz
vermek için zorlanıyoruz. Zorlandık tam 15 yani. Tane böyle Rum tarafının hayır dediği bir anlaşma var. 15 tane yakınlaşma kağıdı, daha doğrusu yakınlaşma kağıdı. Evet, Hollandis'in. Hollandis'in, evet. 15 tane Annan planı dahil 15 tane. Çok doğru. Eski Rum Dışişleri Bakanı Hollandis'in köşe yazısında da itiraf ettiği, yazdığı. Hatta bakın sizde onun belgesi var. Buyurun, Belge, biz Mert Bey, bir şey daha söyleyeyim ben. Evet. Biz burada konuşurken gerçeklere dayandırıyoruz, belgelere dayandırıyoruz. Benim görüşlerim değildir bunlar. Evet. Hollandis'in belge işte. 1948, 55, 60, 56, 56 hepsini... İngiliz koloni döneminden başladı. Evet, İngiliz koloni döneminden başlamak üzere biz reddettik, biz reddettik, hepsini biz reddettik şeklinde sıraladığı ve son olarak 2004 Annan planının da dahil olduğu tam 15 tane anlaşma metnine Rum tarafı tek taraflı olarak hayır dedi. Ve tarih bu ki biz de her defasında evet diyen tarafız. Evet. İşin çok ilginç tarafı burası. Israrla hayır diyen bir taraf ve ısrarla evet diyen bir taraf ve her anlaşmanın ardından Rum'a daha fazla olanak tanıyan yeni bir anlaşma kağıdı. Gele gele. Ve zaman kazanan, daha doğrusu zaman kaybeden ve bu sürecin uzamasından enerji kaybeden Türk tarafı. Türk tarafı oldu. Rum tarafının kaybedecek bir şeyi yok. Zaten onların kaybedecek hiçbir şeyi yok. Tabii. Kazanacak şeyleri var. Tabii. Dolayısıyla burada ne kadar ödün koparabilirlerse o kadar kar. Bunun uğruna bir 15 tane daha anlaşma metni tuzağına düşmeyelim diye artık bu son olsun demeye çalışıyoruz. Şimdi bir başka konuya geçmek isteriz eğer ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Buyurun. Kıbrıs Türk halkının şanlı ve çok müstakbel ve bana sorarsanız çok kutsal varoluş mücadelesinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını da görüyoruz. Bu belki önceki dönemlerde de yaşanmışlar ama bugün çok farklı bir yöntemle yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Ne yazık ki sahibinin sesi olan bazı gazeteciler, bazı medya kuruluşları, bazı köşe yazarları, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bazı siyasi isimler gelmiş geçmiş. Bu oyuna ya alet oldular ya da bilinçli olarak aracılık ettiler ya da bu oyunun bir parçasıydılar. Çok doğru. Ve bu oyunun sürdürüldüğünü görüyoruz. Farklı yöntemler, farklı teknikler denendiğini de görüyoruz. Ama bugün uyanmış bir Kıbrıs Türk'ü var. Evet, demokratik bir ortamda söylem çeşitliliği de var ama Kıbrıs Türk'ünün artık uyandığını, Batı'yı, Rum'u, Türkiye'yi, bölgeyi daha iyi okuyabildiğini görüyoruz. Şuraya getirmek isterim. Özellikle son dönemde bir açıklama var ki TMT'nin o dönem hangi şartlar altında kurulduğunu çok iyi biliyoruz. Ne amaçla kurulduğunu ve neye hizmet ettiğini de çok iyi biliyoruz. Bugün TMT dediğimiz o organizasyon, o yapı olmasaydı Kıbrıs Türk'ü bugün ne durumda olurdu? Bu da çok ciddi anlamda çok tartışılması gereken bir konu ama bugün ne yazık ki bazı kendini bilmezler TMT ile terör örgütlerini kıyaslar noktaya geldiler. Bunu televizyon ekranlarından dile getirilecek noktaya küstahla ulaşmış durumdalar. Yani şunu sormak isterim. TMT'yi PKK ile benzetebilme özgüveni, özgürlüğü sizce ve bu noktaya gelmiş olmamız neyin göstergesidir? Bu tabii müthiş bir psikolojik savaş, soğuk bir savaş sürdürülmektedir. Başta da söylediğim gibi yanlış bir algılama yaratılmak istenmektedir Türk halkında. Yani devleten bugün bütün tehlikeler, bütün sıkıntılar devletin varlığından kaynaklanır. Devletin ne suçu vardır? Yöneticilerde suç olabilir, yöneticiler hatalı yönetim zafiyetleri olabilir. Tabii yapılabilir, doğru. Bunları düzeltmek insanların elindedir. Yani bu mümkündür ama bugün devlet kurmuş ve devletinden sıkıntılar dolayısıyla vazgeçmiş ne bir toplum var ne bir ulus vardır. Bugün toplumsal mücadelemizde bizi bu mücadelede biz yolumuza 9 Eylül'le çıktık. 9 Eylül nedir? İzmir'in kurtuluşu. Evet. Düşünün. Yani demek biz ilhamımızı, biz bütün bu mücadele ruhumuzu Anadolu'dan aldık, Türkiye'den aldık. Kurtuluş Savaşı'ndan aldık. Atatürk'ün ya istiklal ya ölüm parolasının yankılanan gür sesinden aldık. Biz Plevne'den aldık. İşte örneği var. Lefkoşa'da çarpışmalar başladı. Berete o zaman Bayrak Radyosu olarak yayına geçtiği 25 Aralık 1963'te bayrak 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 dediğinde burası mücahidin sesi, burası mücahidin sesi. Mert Bey, bilir misiniz ne büyük bir yankı, ne büyük bir moral yarattı.
mücadele saflarında arkadaşlarımıza ve şöyle diyordu. Kanlı dere akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Ünü büyük Türk mücahidi Lefkoşa'dan çıkmam diyor. Plevne nere, Lefkoşa nere, Osman Paşa nerede, biz nerede? Ama bakın ruh, bu ruhtur bu. Kanlı dere akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Ünü büyük Türk mücahidi Lefkoşa'dan çıkmam diyor. Çıktı mı çıkmadı bugüne kadar? Şimdi TMT ne yaptı? Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'de ne yapmaya çalışıyor? Üniformalı bir birlik, üniformasız insanlarla mücadele ediyor. Büyük bir dezavantajdır bu. Siz hedefsiniz, o hedef değildir. Evet. Siz bilmediğiniz, görmediğiniz bir düşmanın üzerine nedir? Suçüstü yakalarsanız onu bertaraf etmeye çalışırsınız. O kadar. Bu çok olumsuz bir şey. Şimdi canlı bombayı suçüstü yakaladığınız zaman zaten siz tabiat, de yoksunuz. Tabiatıyla. Evet. Ha, şimdi TMT ne yaptı? Biz biraz önce söylediğim gibi 9 Eylül ile yola çıktık. Ondan sonra Volkan olduk. TMT olduk. Sonra Mücahit olduk. Sonra Mehmetçik'le kucaklaşarak bir devlet yarattık. Atatürk'ün bağımsızlık benim karakterimdir ilkesine dayanarak, ona bağlı kalarak biz bir devlet yarattık. Bugün bizim istediğimiz gençliğimizin, Kıbrıs Türk gençliğinin, Atatürkçü Türk gençliğinin, zaten Kıbrıs Türk'ü topyekun Atatürkçü bir halktır. Atatürkçü gençliğe, Atatürkçü halkımıza yakışan bu devlete sahip çıkmaktır. Devlete sahip çıkmak bir kusur değildir, bir hata değildir. Özgürlük mücadelemiz, Rum'a esir olmamak için, Rum'a tutsak olmamak için, varlığımızı adada sürdürebilmemiz için başka bir seçenek bırakmamıştır Rum bize. 53 yıldır eşit, egemen bir halk olarak ortak bulunduğumuz cumhuriyetten 53 yıl önce bizi silah zoru ve terörle dışladı bu insanlar. Ve 53 yıldır bu insanlar hala aynı anlayış içerisindeler. Bugün masada görüşmeler devam ederken Sayın Cumhurbaşkanımıza gülücükle yahut da Uzo ile mukabele ederken Anastasia biz diğer yandan dikkat edin bakalım neler yapıyor. Birçok ülkeyle stratejik, siyasi, ekonomik anlaşmalar imzalıyor. Nasıl ortaklığa gideceksin sen? Karşı topluma demek sen samimi değilsin. Demek sen riyakarsın. Demek sen güvenilmezsin. O halde bize düşen çok önemli bir görev var burada. Karşı taraf tutumunu hala daha değiştirmemiştir. Bizim elimizde en önemli koz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne sahip oluşumuz. En büyük şeyimiz, dayanağımız budur. Evet. Devletimiz tanınmadan Mert Bey, ne anlaşma olursa olsun, devletimiz tanınmadan herhangi bir anlaşma evet dediğimiz gün Kıbrıs Türk halkı yok olacak. Nasıl yok olacak? Sen devlet oldun burada, insanlarına mal mülk dağıttın, insanlarını meclisinden geçirdiğin yasalarla, kanunlarla idare ettin. Bu kadar yıl bütün bu uygulamalar, bütün bu şeyler hükümsüz olacak. Kime gidecek bizim halkımız? Kime gidip şikayet edecek? Bu mağduriyetini nasıl giderecek? O halde esastır. Devletimizi savunmak her yurttaşın esas asil görevi olması lazımdır. Çünkü başka seçeneğimiz yoktur. Bu vatan sahip çıkarsak batmayacak. Eğer sahip çıkmazsak tabii batması şeydir, mübahtır, kaçınılmazdır. Kıbrıs Türk halkının başka seçeneği yoktu. Silahlı direniş, evet. Savunmadan başka seçeneği yoktu ve bunu düzenli bir hale getirmek kaçınılmazdı. Var olmak için dediniz. Bu iyi ve bence oldukça zaten yerinde bir açıklama, bir yanıt ama Kıbrıs Türk halkının da mesela Kıbrıs'ta yaşanan olaylar, hadiselerden bahsedilirken sanki Kıbrıs'ta karşılıklı olarak işlenen suçlar var. Evet. Kıbrıs'ta Türklerin yok öyle bir şey. Kıbrıs'ta Türklerin de yapmış olduğu bir harekat var, bir saldırı var. Buna karşılık karşılıklı olaylar var diyerek Rumların soykırım girişiminin görmezden gelinerek Kıbrıs Türklerin de suç mahalline dahil edilmeye çalışıldığı çok ciddi bir kanıt. Dolayısıyla Kıbrıs'ta yaşanan olaylar, Kanlı Noel hadiseleri vesaire gibi ifadelerle
Bunun itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını, Kıbrıs Türk halkının haklı savunuşunu, direnişini, Kıbrıs Rumların da soykırım girişlerinin de üstünü kapatmaya yönelik bir değerlendirme olarak belirtebiliriz. Ama tırnak içinde söyleyelim, bu olaylar sırasında TMT'nin de elinde silah bulunan Kıbrıs'ı Türklerin de Rumlara karşı soykırım girişiminde bulunduğunu, işte insanlık dışı tıpkı Rumların bize yaptığı gibi bazı müdahalelerde bulunduğunu, tırnak içinde söylüyorum, Türkiye'den gelen askerlerin kadınlara, Rum kadınlarına tecavüz ettiği, hırsızlık yaptığı gibi halk arasında konuştuğumuz, ekranlara çok taşınmayan, bence evet, taşınması gerektiğini düşündüğüm bir konu olduğu için dile getirmek istiyorum. Evet. Hiçbir şekilde katılmadığım gibi bunun ne amaçla yapıldığını ve kimler tarafından da bu ifadelerin kullanıldığını çok iyi bildiğimizden çekinmeden sormak istiyorum efendim. Ne demek istersiniz? Ne dersiniz bu gibi ifadelere? Şimdi bundan bir süre önce Rum kadınları teşvik edildi, dava atsınlar. Aradan 40-42 yıl geçtikten sonra 41 yıl kendilerine tecavüz edildiğine dair. Evet, Türk askeri. Biliyoruz. Bu inandırıcı olabilir mi? Aradan 42 yıl geçmiş ve şimdi böyle. Neden? Çünkü davaları gerçeklere dayanmıyor. Onların bütün şeyleri, bu iki, biraz önce söylediğiniz gibi, bu iki soykırım planını bertaraf etmek, onu gündemden düşürmek için bir takım suni şeyler yaratmak suretiyle meseleyi başka bir tarafa çekmek istiyorlar. Ve işte Türk askeri ırza tecavüz etti, işte Kıbrıs Türk halkı, Rumlar nerede? Kıbrıs Türk halkı nerede soykırım yaptı? Nerede saldırdı ve diri diri Rumları mezara gömdü? Bizim diri diri insanlarımız kaçırıldı, kör kuyulara atıldı ve üzerlerine beton döküldü Mert Bey. Yani bunlar yaşanmış olaylardır. Bakın, geçenlerde bir maç oldu. Geçende Türkiye'de bir futbol maçı oynandı. Genç milli takımlar arasındaki bu maçta Kıbrıs Rum takımı Türkiye takımını 1-0 yendi. Rum tarafı bayram yaptı, sevinç gösterilerinde bulunmuş olmaları çok doğal, buna sözümüz yoktur. Maçın neticesi alındıktan sonra Rum kesiminin ünlü hukukçularından Christos Randafillidis, ki meşhur bir hukukçudur bu Rum tarafında, Türklere karşı bir meydan muharebesi kazanmış gibi şöyle bir mesaj yayınladı. Hilal kaybetti. Buyurun. Hilal kaybetti. Zihniyeti görüyor musunuz? Bu zihniyetle biz ortak federal bir devlette birbirine güvenen, birbirine saygı duyan iki halk olarak böyle bir devleti yaşatma şansımız olabilir mi? Mert Bey, bunu düşünmek lazım. Bunun için sürüncemede bırakılıyoruz. Maalesef evet. İşte gerçek burada. Burada bir Trianda Fillidis, Türk Rum halkının yetiştirdiği çok önemli bir hukukçu ailesidir. Bu insanlar ve hukukçu, hadi başka bir meslekten olsa tamam diyeceğim, evet, ama hukuk kurallarını bilen, hukuku bilen bir insan. Bakın burada Hilal'i yendik diyor. Nasıl olacak bu? Şimdi tabii herkes ne diyor? İşte Türkler de yaptı, şunu da yaptı. Burada bir gerçek daha vardır. Belgeye dayalı bir şey daha vardır. Nedir o? 1974 Barış Harekatı esnasında Rum tarafında bir uçak düşürülür. Bu uçakta Rumlar ölür. O uçakta bulunan aileler. O ölen gençlerden bir tanesinin ailesi Atina'da bir dava açar. Bunu kimse bilmez. Dava açar, bir alt mahkemede reddeder alt mahkeme. Üst mahkemeyi temyize gider. Mahkeme karar verir. Diyor ki, Kıbrıs'da savaşın çıkmasında ve sizin evladınızın uçağınızın düşürülüp de ölmesinde Yunan subayları suçludur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974'te yaptığı müdahale de uluslararası hukuka uygundur. Kararını verdi. Ancak Yunan hükümeti, o zaman Karamanlis galiba, böyle bir mahkemenin böyle bir karar alması, tabii hukuktur bu, başka türlü bir karar daha veremezdi. Bunu derhal yayınlanmasını yasaklar hükümet. Niçin? Ulusal menfaatlere zarar verir diye. Evet. Bizde olmayan gibi. Bizde olmayan, evet. Ulusal menfaatler tabii, asla. Şimdi madem ki biz gerçekleri konuşmaya çalışıyoruz, hani görüşmelerle ilgili geldik bu sürece. Gustav Feysel diye Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı olarak ve Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak 93'ten 98'e kadar 5 yıl görev yaptı. Evet. Bu adam
bir makale yayınladı. Bu makalesinde dedi ki Kıbrıs meselesinin ne olduğunu artık bilmeyen kalmamıştır. Bütün şeyler tartışılmıştır. Tartışılacak zerre kadar hiçbir şey kalmamıştır. Karar aşamasındadır. Bu kararı verebilmek için bugünkü durum dikkate alınırsa diyor, bugünkü durum dikkate alınarak bir çözüm getirilirse yaşayabilir diyor. İşte buyurun. Başka bizim Perez de Cuellar yine genel sekreter olarak, Birleşmiş Milletler genel sekreteri olarak görevi esnasında Avrupa Birliği'ni kaç kez uyardı. Siz Kıbrıs meselesinin içerisine girmeyin. Taraf olmayın. O zaman çözümsüzlüğü yapacaksınız, tahrik edeceksiniz. Dolayısıyla dinlediler mi? Bugün hala masada, daha evet. Abi masada evet. Cumhurbaşkanımız gözlemci olarak olabilirler. Değerlendirmesini. Evet. Bir hafta önce Cumhurbaşkanımız davet edildi, Brüksel'e gitti. AB'ye yetkililerin ondan görüşmeye gitti. Evet. Ne istiyor? İngiltere Dışişleri Bakanı İngiltere'den koptu, geldi Cumhurbaşkanımızı görmeye geldi. Niçin görmeye geldi? Ne görüştü? Neydi yaptıkları telkinler Mert Bey? İşte siz Nobel Barış Ödülünü alacaksınız, siz evet deyin de işte öyle de bir biz bütün bu süreç içerisinde Rum'un bize verdiği bu kayıplar, bakın eğer biz görüşmelerde 1963'ten 74'e kadar 11 yıllık kayıplarımızı, maddi ve manevi kayıplarımızı eğer gündeme getirmezsek, eğer Murada, Atlılar, Taşkent, Sandallar köylerindeki katliamları ve iki soykırım planını gündeme getirmez, masada Rumlarla hesaplaşmazsak, biraz önce söylediğiniz Türkler de yaptı. Varsa bizim suçumuz, onu karşılamaya harçlıyız. Varsa bir hatamız. Ama masada bunlar tartışılmalı. Rum buna yanaşmıyor. Çünkü vereceği hesap yoktur. Veremez. Rum buna yanaşmıyor. Yanaşmıyor. Yoksa biz bunu masaya getirecek güce sahip değil miyiz? Maalesef o noktada düşmek gerekir. Çok teşekkür ederiz. Biz getiremiyoruz. Getiremiyoruz. Hiç bir zaman getiremedik. Bizim en zayıf noktamız ne yazık ki kağıt üzerinde, masa üzerinde kalıyor. Çok teşekkür ederiz. Vakit ayırıp programımıza çıkmış olduğunuz için. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Değerli izleyenler, odak noktasına bir zahiden sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Dobra dobra oldu her zaman.